Sayın Japonya'nın Türkiye Büyükelçisi, Sayın UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi, değerli uygulama ortaklarımız ve saygıdeğer misafirler. Covid-19 krizine yanıt ve dayanıklılık projesi kapanış toplantısına hoş geldiniz. Bugün burada geçtiğimiz yıl Japon hükümeti fonu ile UNDP tarafından sağlık, çevre ve şehircilik ile sanayi ve teknoloji bakanlıkları ile işbirliği içerisinde yürütülen projenin sonuçlarını değerlendireceğiz. Bu bağlamda açılış konuşmalarını yapmak üzere Sayın Luisa Vinton'ı UNDP Türkiye Mukim Temsilcisini kürsüye davet ediyorum. Buyurun Luisa Hanım. Thank you very much. Good morning, everyone. Welcome to the sunshine coming out into the real world from our Zoom boxes. It's a real pleasure on behalf of the United Nations Development Program to welcome you all today, both those of us who are here enjoying the sunshine physically and the greenery and the beautiful view, and also those who are participating online. And it's a special honor to host Ambassador Suzuki Kazuhiro, our ambassador of Japan, who is joining us online and is with us in spirit at all times, I think. We take particular pride today in presenting the results of the project on COVID-19 resilience and response that we've achieved together with our partners in the Ministry of Health, the Ministry of Environment and Urbanization, the Ministry of Industry and Technology, and many other partners with whom we work on a daily basis. It's not news to anyone here that COVID is a healthcare crisis that very swiftly evolved into a very serious global development crisis. It's a challenge that we know has pushed many millions of people into poverty or into the risk of poverty, both globally and here in Turkey. And when you look at the numbers, it's quite striking that Turkey's success in reducing poverty looks very much like a steep dive in a roller coaster from 37% in 2003 to 8.5% in 2018. And yet we see with COVID that there's an abrupt halt at the bottom of the roller coaster and a tip upward to 12.2% last year, according to the World Bank, which translates into 1.6 million people being pushed into poverty in just 1 year. So our challenge is really together to come up with solutions that can put a brake on this this upward spur in poverty and ensure that the downward momentum continues. As we know, in this crisis, some groups are more threatened than others. And here, the risk has been particularly high for those working in the informal sector, women, refugees, and young people. And among refugees, we see from our own surveys that 83% of refugees said that they had suffered a severe decrease in income owing to the pandemic, and half said that they were having trouble making ends meet. So really what we see here is a big underlining of the main principle behind the Sustainable Development Goals, which is that we need to work together to ensure that we leave no one behind in pandemic times as before, and now as we move to what we hope will be a post-pandemic reality. What I wanted to say is I think we've all realized, and as we're sitting here today with the ambassador and others joining us online, that the crisis has also stimulated remarkable creativity in responses. And I wanted to make two points here. One is that we've seen a very swift adaptation of digital tools to make the connections that are lost in real context between humans and reach remote or isolated populations. And also that we've all gained an acute awareness of the fragility of nature, that the pandemic is believed to stem from human incursions into nature, pushing the boundaries too far. But also, already having been aware of the consequences of climate change, we have all, I think, experienced a sobering realization that really enough is enough and we need to pull back and start restoring the environment. So the COVID-19 situation has put a premium on solutions that embrace what we call in UNDP digital disruption, but also reduce our environmental footprint. And we have been pleased to pioneer some of those solutions under this program. With the onset of the COVID crisis, UNDP focused all its efforts, globally and in Turkey, on supporting the national response, shifting resources wherever we could, in particular to shielding vulnerable groups, those that I mentioned earlier, from the consequences of the pandemic and the consequences of the efforts to fight the pandemic that were very severe in their economic impact.
We were extremely lucky, I think, to find a like-minded partner in Japan, which provided $2.6 million to UNDP as part of a comprehensive support program in Turkey. And in just a year, we're seeing very tangible results, of which we are very proud to have developed in partnership with many of you sitting here today and joining us online. So let me just highlight three areas. You'll hear more details in the discussion that follows today. But first of all, in support to the Turkish healthcare system, you know, we all learned a new vocabulary in COVID, and PPE was one of the first terms I think we all learned, personal protective equipment. And we saw really a very dispiriting struggle for resources globally to get those PPEs. So what at UNDP we've been pleased to do is help in the development of domestic production of PPEs to avoid this whole international fight over scarce resources and encourage domestic firms to get into an area where production of PPEs could also be something producing livelihoods and jobs. We set up a mini factory in Gaziantep that has so far produced 1.8 million COVID face masks for free distribution among the SMEs clustered there while creating jobs for Syrian refugees. And we've also provided advice, equipment, and supplies to help health facilities manage an unanticipated pandemic consequence, namely how to dispose of pandemic medical waste safely. So that's the first area. The second, we've tried to help the private sector cope with the crisis, and particularly sectors that were facing high risks because of the shutdowns, lockdowns, disruption of trade links owing to pandemic restrictions. So working with the regional development agencies under the Ministry for Industry and Technology, we prepared 25 different region-specific and sector-specific reports with analysis and guidance for companies on how to cope with and expand markets in the pandemic and after. We publicized these widely in some very lively discussions with representatives of the private sector. And building on this guidance, we provided training and consultancy services for 1,000 small and medium-sized enterprises. And the third area I wanted to talk about is providing different vulnerable groups with new skills and coping strategies that are meant not only to help people get through the pandemic, but also to thrive in the period that follows. So we helped hundreds of Syrian-led businesses adopt digital technology and tools to preserve their operations and markets. Just last week, together with our UNDP colleagues in Bangladesh, we launched an online platform, Dukan, I mispronounce it, we say Duchan in the Balkans, but Dukan, to connect Arabic speakers in Turkey with freelance work opportunities, for example, in web design, coming from all over the planet. We organized training courses in digital skills for more than 3,000 young people who fall into the NEET category, persons not in employment, education, or training, which we know is a big group in among the Turkish population, but also a huge group among the refugee population, to help them find work in key sectors. And together with our colleagues in the International Labour Organization, we worked intensively with jobless young people to understand their needs and aspirations. And this culminated in the adoption of a Declaration of Hope for Youth, which we hope will serve as a rallying cry among institutions, civil society, and young people themselves to hope avoid the phenomenon of a lost generation for Turkey. Now, with vaccinations gaining pace in Turkey and around the world, we can start hoping, I think, for a return to what we have all been calling normal life, and perhaps making cautious plans for larger gatherings and more social ones among our friends and family, but also professionally. However, drawing on our experience in this program, we're very confident that many pandemic coping measures will outlive the crisis and really serve us well in the aftertime. And when we look ahead, we don't see a return to business as usual, in business or in social life, but rather a vision of digital and green solutions that can deliver growth that both preserves peace between people and the planet and, in fact, leaves no one behind. So we look forward to realizing this vision together with all the partners gathered here today, physically and virtually. And we again express our gratitude to our Japanese friends for invaluable support provided in the right place and the right time. So we look forward to a good discussion today, and thank you all again for joining us and for the good partnerships.
Sayın Muhkim temsilciye çok teşekkür ediyoruz konuşmalarından ötürü. Şimdi de Japonya'nın Türkiye Büyükelçisi Sayın Suzuki Kazuhiro'yu konuşmasını yapmak üzere davet ediyorum. Sayın Büyükelçiye teşekkür ederiz. Şimdi de programımızın aslında ikinci bölümüne geçmiş oluyoruz. Programımızın bu bölümünde sizinle beraber projemizin sonuçlarını değerlendiriyor olacağız. Panelimizde bizim uygulama ortaklarımız panelist olarak yer alacak. Sayın Sabriye Ayhan, Sayın Zahide Şenal ve Sayın Ahmet Şimşek'i panelistler olarak öncelikle platforma davet etmek istiyorum. Ve panelimizi modere edecek olan UNDP Türkiye programlardan sorumlu temsilci yardımcısı Sayın Seher Alacacı Arıner'i de platforma davet ediyorum. Buyurun lütfen. Merhabalar. Maskeli...
Tabii ki nasıl uygun bulursanız. Çok kıymetli katılımcılarımız, çok kıymetli uygulama ortaklarımız. Öncelikle ben de UNDP adına hepinize hoş geldiniz demek istiyorum. Çok verimli bir uygulama dönemi geçirdik sizlerle birlikte. Covid-19 Mart 2020 yılında kapımızı çaldı. Özellikle UNDP olarak biz krize anında yanıt verebilme ve bunun ötesinde bütünleşik kriz kapsayıcı ve bütünleşik yanıtlar verme noktasında sizlerle birlikte çalıştık. Projemiz aslında UNDP'nin bu anlamda geliştirdiği stratejiyle birebir uyumlu bir şekilde ilerledi. Hem sağlık sistemlerinin güçlenmesini desteklerken bir yandan da krizin sosyoekonomik etkilerini özellikle daha kırılgan dediğimiz sektörlerde beraber değerlendirdik. Kriz ilerledikçe tabii bu anlamda sektörlerin, özel sektörün, kamunun ihtiyaçları da onunla birlikte evrildi, değişti. Projemiz bu noktada yine evrilen ihtiyaçlara çok dinamik bir şekilde yanıt verdi. Bu noktada sizlerin de desteği konusunda çok çok teşekkür ediyorum. Bugün tabii biraz önce Arzu'nun da tanıttığı gibi 3 tane konuğumuz var uygulama ortaklarımızdan. Zahide Şenap, Sağlık Bakanlığı'ndan. Sabriye Ayhan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Ahmet Şimşek Bey de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bizimle birebir projemizde çalışan ortaklarımız. Ben kendilerine 2 tane soru yönelteceğim sizlere. Özellikle projemiz kapsamında ve krizin sizin kurumunuzu, özellikle çalışma alanlarınızı nasıl etkilediği noktasında görüşlerinizi rica ediyorum. Öncelikle Zahide Hanım sizden başlamak istiyorum. Büyük bir sağlık krizi olarak başlayan COVID-19 salgınında Türkiye ilk pozitif vakayı Mart ayında bildirdi. Pandemiye yanıt veren diğer ülkelerle benzer şekilde Türkiye'deki pozitif vakalarda testler arttıkça artmaya başladı ve geldiğimiz noktada ülke genelinde toplam yaklaşık 43 milyon kişinin aşılandığını biliyoruz. Bu çok önemli bir gelişme. Bakanlık olarak sizler çok oldukça zorlu bir süreç geçirdiniz. Zaman zaman bu konuda sizinle istişare etme fırsatımız da oldu. Böyle bir krize hazırlıklı mıydınız? Krizle başa çıkma noktasında nasıl bir strateji geliştirdiniz? Bu süreci bizimle paylaşırsanız çok memnun oluruz. Teşekkür ediyorum. Değerli katılımcılar, hepinizi sevgiyle selamlıyorum, saygıyla. Tabii ki böyle bir krize tamamıyla %100 hazırlıklı olmak mümkün değil. Ama bununla birlikte Türkiye sağlık sistemi yaklaşık son 20 yıldır sizin de bildiğiniz, takip ettiğiniz gibi ciddi bir kapasite gelişimi ve hizmet sunumu kalitesinin artırılması üzerine yoğunlaştı, fokuslandı. Dolayısıyla bunun sonuçlarını biz aslında pandemide görüyor olduk. Pandeminin merkezinde bir kurum olarak söylüyorum bunu. Sağlık çalışanlarımız ve kurumlarımız ve bunların hizmet kalitesinde beraber başarılı bir şekilde, senkronize bir şekilde hizmet sunumu bu başarıyı getirdi. Genel olarak tüm dünyada COVID kriziyle mücadele kapsamında çok başarılı olduğumuzu düşünüyoruz ülke olarak. Verilerimiz de bunu gösteriyor aslında. 43 milyona yakın bir aşılamayla aslında hedeflerimize çok yakınız. Bu gurur aslında yani tüm ülkemizin olmakla birlikte sağlık çalışanlarımızın, yani sizlerin huzurunda da sağlık çalışanlarımıza tekrar teşekkür ediyoruz ve tebrik ediyoruz. Bu gurur tabii bir anda olmadı. Yani bu sonuçlar bir anda oluşmadı. Sözümün başlangıcında söylediğim gibi, sözlerimin başlangıcında yaklaşık 20 yılın çabasının ürünlerini alıyoruz biz. 20 yılda bir takım yapısal reformlar yapıldı. Sizlerin de takip ettiği gibi. Aile hekimliği sistemine geçiş, sağlık hizmet kalite standartlarının yükseltilmesi için sürekli bir yeniden yapılandırma ve reform çalışmaları, tüm sağlık hizmetlerinin tek çatı altında birleştirilmesi, bunların kilit aslında şeyleri, nüveleri. Dolayısıyla bu kilitler açıldıkça sağlık hizmet kalitesi de iyileşmiş oldu. Buna sağlık hizmet kapasitesinin sunulacağı alanların da geliştirilmesiyle birlikte, eklenmesiyle birlikte, ki bunlar şehir hastanelerimiz, diğer sağlık yatak kapasitelerinin, sağlık hizmeti verilen kurumların kapasitelerinin artırılması gibi
faktörler de eklenince hakikaten başarılı sonuç almak mümkün oldu. Yine yetişmiş insan kaynağı ve insan kaynağı yetişmesindeki çaba bunda bence çok önemli bir katkı sağladı. Bir de tabii Türkiye sağlık hizmet kapasitesi açısından 1950'li yıllardan başlayan bir şey de var. Krizle mücadele, sağlık pandemiyle mücadele konusunda zaten standartlarımız var idi. Tesadüf o ki, tevafuk o ki diyelim. Tevafuk o ki 2019 yılında biz pandemiyle mücadele eylem planımızı yayınlamıştık zaten Sağlık Bakanlığı olarak. Dolayısıyla bu eylem planı aslında bize bir yol haritası, başlangıç için bir yol haritası oluşturdu. Hemen bilim kurullarımızı teşkil ettik biliyorsunuz. Bir pandeminin bir de tek başına sağlık problemi olmadığının farkındayız. Pandemi ekonomik açıdan, toplumsal açıdan, sosyolojik açıdan, her açıdan aslında tüm toplumları ve dünyayı ilgilendiren bir konu. Dolayısıyla toplumsal sorunlarla ilgili sorunların da çözülebilmesi için de bir kurul oluşturuldu biliyorsunuz. Toplum Bilimleri Kurulu şeklinde. Sağlık Bilim Kurulu, bilimsel tüm kararların alındığı bilim kurulumuz da oluştu. İkisi senkronize bir şekilde çalıştı. Dolayısıyla bilim kurulunun aldığı kararları Toplum Bilim Kurulu ile birlikte konsensüs halinde alındı. Ve toplumun tüm kesimlerinin de kabullenebileceği, yararlanabileceği ve herkesin ortak bir şekilde katılabileceği kararlar alındı. Geldiğimiz noktanın iyi bir nokta olduğunu düşünüyoruz ama bu pandemi tabii ki. Bu pandemiyle birlikte varyantlar, bu varyantların sonucunda değişik sonuçlar gelebilir. Ama biz hazırız, sağlık çalışanları olarak hazırız, Sağlık Bakanlığı olarak hazırız. Elimizden geleni fazlasını yaptığımızı ve bundan sonra da yapacağımıza inanıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Biz de sizlere çok teşekkür ediyoruz. Sağlık Bakanlığı olarak, sağlık çalışanlarımıza yine burada siz de belirttiniz. Gerçekten emekleri büyük. Evet. Tabii Türkiye'nin sağlık alanında yaptığı reformlar, altyapı çalışmaları, hizmet standartlarının artmasına yönelik önceki çalışmalar krizin etkin bir şekilde yönetilmesine gerçekten çok olumlu etkisi oldu. Bu noktada inşallah bundan sonraki süreçte de yine pandemiyi biraz daha minimum seviyede görüp normal hayatımıza geri döneriz diye umut ediyoruz. Ben projemize dönecek olursam, projemiz kapsamında sizlere özellikle bazı sağlık ekipmanlarının desteği noktasında destek olduk, beraber çalıştık. Projenin sizin kendi işleyişiniz içerisindeki etkisi ve katkısı neler oldu? Sizden biraz dinleyebilirsek seviniriz. Evet, bu COVID krizine yanıt ve dayanıklılık projesi geçen sene Mart ayı gibiydi sanıyorum. Evet. Beraber konuşmaya başladığımız. Evet. Tabii bu böyle bir pandemi gündeme gelince bütün kurumlar, bütün şeyler, kurumsal yapılar biz ne yapabiliriz şeyle, endişesi ve şeyle, yardımseverliğiyle olaya yaklaştılar. Biz teşekkür ediyoruz. UNDP ile biz 20 yıl aşkındır biliyorsunuz beraber çalışıyoruz. Etkin, verimli bir çalışma yürütüyoruz. Başka projelerde proje uygulama ortaklıkları yaptık. Proje uygulama sözleşmelerimiz var. Destek sözleşmelerimiz var. Dolayısıyla tek başına COVID krizine yanıt ve dayanıklılık projesi değil de bütün ele almak istiyorum ben bu konuyu. Biliyorsunuz hali hazırda devam ettiğimiz başka bir projemiz daha var. Bu COVID krizine yanıt ve dayanıklılık projesinde öyle bir tesadüf oldu ki tam pandeminin sonbahar pikinde bizim talep ettiğimiz PCR cihazları temin edildi bu proje kapsamında. Çok isabet oldu. Tam da hani zamanında yapılan uygulamanın kıymeti çok büyük. Sizler de biliyorsunuz. Dolayısıyla bu çok zamanında bir faaliyet olmuş oldu. O dönemde hepimiz biliyoruz ki pandeminin en önemli kontrol mekanizmalarından bir tanesi de test kapasitesi.
test yapmalıyız, test yapmalıyız, test yapmalıyız. Dolayısıyla UNDP, bu UNDP'nin aracılık ettiği bu ve ortaklık ettiği bu projede projeyle birlikte alınan PCR cihazları bizim test kapasitemizi artırmamızı ve dediğim gibi o kritik rolü üzerinden gelebilmemiz için yardımcı olmuş oldu. Bu anlamda çok teşekkür ediyoruz. Tabii ki yeter mi? Yine yetmez ama elimizden geldiğince bu test kapasitesini artırmaya çalışıyoruz. Geldiğimiz an itibariyle neredeyse ülke nüfusuyla eşit bir test sayısına ulaşmış durumdayız. Hepimizin takip ettiği gibi verilerden. Yine de pandemiyle mücadelenin en kritik anahtarı test. Dolayısıyla buradan sağlanmış olan test cihazları bizim için kıymetli bir şey oldu, anahtar oldu diyelim. Onun dışında hali hazırda yürütmüş olduğumuz bir başka projemiz var biliyorsunuz. Bu projeden de biz saha koordinatörleri çalıştırıyoruz. Saha koordinatörlerinin misyonundan biraz bahsedecek olursam, saha koordinatörleri direkt bakanlık politikalarını, yaklaşık 15 yıldır çalışıyoruz biz saha koordinatörlüğü modeliyle. Saha koordinatörlerimiz merkezden, bakanlık merkezinden aldığı politikaları, politika şifrelerini diyeyim, sahaya birebir, birinci ağızdan sahaya iletmek, onların içselleştirmesini sağlamak, uygulama yol ve yöntemleriyle ilgili destek vermek, rehberlik etmek gibi misyonları var. Bununla birlikte sahadan aldıkları direkt dönütleri de direkt merkeze iletmek gibi bir rolleri var. Biz bundan çok faydalandık. Yani bu 20 yıllık reform yolculuğunda saha koordinatörlüğü sistemi hakikaten bize sürecin zayıf halkalarını ya da iyileştirmemiz gereken yanlarını hakikaten birinci ağızdan iletmiş oldular. Bu çok kıymetli bir proje. Bununla birlikte COVID'de biz nasıl faydalandık? Ondan biraz bahsedeyim pandemi döneminde bu saha koordinatörlerimizden. Adeta sayının yükseldiği yerlerde tespit edilen COVID sayısının yükseldiği illerde, bölgelerde diyeyim, bu kişiler yerinde gidip bizzat nerelerde aksama var, neden sağlık hizmeti tarafında yaşanan eksikler var mı, sağlık hizmet kapasitesinin mi artırılması gerekiyor yoksa bazı süreç iyileştirmeleri mi yapılması gerekiyor? Bunların hepsinin çalışmalarını yapıp bize ilettiler. Biz gerekli adımları attık ve orada gözle görülür şekilde kısa zamanda sonuç aldığımızı da gördük. Dolayısıyla UNDP ile yaptığımız projelerin yani dolaylı olarak sağ koordinatörlerinde böyle bir katkısı olmuş oldu. Bu anlamda COVID ile mücadelede hakikaten sağ koordinatörleri de anahtar rol üstlendiler. Buradan da teşekkür ediyorum hepsine. Teşekkürler. Çok teşekkür ediyoruz. Tabii projemiz bitiyor. Bu projemiz bitiyor ama sizinle birlikte uzun soluklu bir işbirliğimiz var. Özellikle sahadaki ya ulusal politikaların uygulanmasının izlenmesi noktasındaki katkımız devam edecek. Tekrar çok çok teşekkür ediyoruz. Ben burada özellikle sağlık alanında yaptığımız destekle Dünya Sağlık Örgütü'ne de çok teşekkür etmek istiyorum. Kendileriyle omuz omuza çalıştık. Ve buradaki aslında bütün bu kriz kapsamında Sağlık Bakanlığı'nın gerçekten etkin bir kriz yönetim mekanizması işlettiğini düşünüyoruz. Gerek bilim kurulu olsun, gerek toplum bilimleri kurulu olsun. Sadece sağlık boyutu değil, evet, psikososyal boyutuna da beraber eğilindi. Bu noktada diğer ülkelere de taşıyacağımız iyi uygulamalar olduğu kanısındayız. Bundan sonraki süreçte de inşallah beraber çalışmaya devam edeceğiz. Çok özür dilerim sözü kapatmadan. Tabii ki. Şu buyurun, şeyi de iletmek isterim. Bundan sonra yani pandemi döneminde Sayın Mukim Direktörümüzün de ilettiği gibi post pandemik çalışmaları sürdürmek zorundayız. Yeni pandemilere hazırlıklılık ve buradan öğrendiklerimizin, tecrübelerimizi hakikaten içselleştirilmesi, süreç haline getirilmesi ve kayıt altına alınması çok kıymetli. Bundan sonra umarım post pandemik çalışmalara başlayabiliriz. Umarım bu pandemiden bir an önce dünya kurtulur. Zor bir sınavdan geçiyor çünkü dünya olarak geçiyoruz. Dünya kurtulur ve post pandemik çalışmaları da birlikte güzel işler yaparız. Teşekkürler. Çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok büyük dersler aldığımız bir süreç oldu. İnşallah bundan sonraki olası
krize, dayanıklılık noktasında daha hazırlıklı oluruz. Evet. O noktada sizlerin katkısı da büyük olacaktır. Tekrar teşekkür ediyoruz. Ben hemen Sabri Hanım'la devam etmek istiyorum. Sabri Hanım'la Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda özellikle bu süreç kapsamında tabii bir sağlık krizi olarak başladı ama çevresel boyutları da üst seviyedeydi. Özellikle atık yönetimi kapsamında artan bir tıbbi atık toplanma süreci oldu. Bu süreçte nasıl mücadele ettiniz? Bakanlık olarak ne gibi politikalar uyguladınız? Ve bizim projemizin size katkıları neler oldu? Arka arkaya bu soruları size iletmek isterim. Tabii ki. Öncelikle herkese hoş geldiniz diyorum. Çevre Şehircilik Bakanlığı ve şahsım adına hepinizi selamlıyorum. Atık yönetimi, Sıfır Atık ve Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı'nda şube müdürü olarak görev yapıyorum. Evet, Nisan ayında ilk pandemi vakası başlayınca bakanlık olarak da ki biz de çok etkilendik. Neden etkilendik? Bu tıbbi atık yükümüzün artması demekti. Peki biz altyapı olarak buna ne kadar hazırdık? Bu bizim için çok önemli bir sorun olabilirdi. Çünkü tıbbi atıkların sağda solda olur olmaz yerlerde bulunması çok ciddi sağlık problemlerine neden olacaktı. Ama bakanlık olarak bu ve benzeri durumlara hazırlıklıydık. Geçmişte yapmış olduğumuz ulusal atık yönetimi eylem planlarımız vardı. Bu planlarımızla sadece tıbbi atık değil, tehlikeli, tehlikesiz atıklar, sanayiden kaynaklanan, evsel nitelikli olanlar, kurum kuruluşlardan kaynaklanan bütün atıkların toplanması, gerçi depolanması, taşınması, geri kazanımı ve bertarafı konusunda hazırlıklı olmamız gerekiyordu. Ve 5 yıllık planlar yaptık biz bununla beraber. Diğer bir eylem planımız ise Ulusal Atık Geri Dönüşüm Strateji Belgesi ve Eylem Planımız vardı. Bunda da tesislerimizin kapasitesinin ne kadar yeterli olacağını, gelecek projeksiyonlarda, gelecek yıllarda atık miktarımız ne kadar artabilirdi ve biz atık yönetimi olarak atık işleme tesislerinin altyapısı buna el verebilecek durumda mıydı? Bu konuda hakikaten pandemi üzücü bir durum ama diğer bir sevindirici durumu var. Biz tıbbi atık yükünü kaldırabilecek kapasitede bir atık işleme tesislerimiz ve yapımız varmış. Bunu da burada çok güzel yönettiğimize inanıyorum. Çünkü hiçbir şekilde basında ya da medyada pandemiden dolayı oluşan tıbbi atıkların çöplerde ya da uygunsuz ortamlarda olduğu, yönetilemiyor, toplanamıyor, taşınamıyor gibi sorunlarla karşı karşıya gelmedik. Çünkü bizim bundan yaklaşık 4-5 sene önce başka kurumlarla ortak bir çalışmamız vardı. Tıbbi atık tesislerimiz oluşan tıbbi atıklarımızı ne kadar işleyebilecek kapasitedeydi diye araştırmalar yapılmıştı. Ve o günkü mevcutta 3 tane yakma tesisi, 55 tane sterilizasyon tesisi olmasına rağmen o gün çıkan tıbbi atık miktarının 2 katını işleyebilecek kapasitede olduğunu görmüştük. 2020 yılının sonunda ise 3 tane yine yakma tesisimizin de sadece tıbbi atık ve diğer endüstriyel atıkları yakabilecek tesisimizin bulunduğunu, 64 tane de sterilizasyon tesisimizin olduğunu biliyoruz. Ve dediğim gibi oldukça yüklü bir tıbbi atık yükünü kaldırabilecek kapasitedeyiz. Bunu çok güzel yönettik, bir sıkıntı yaşamadık. Tabii ki duamız böyle bir durumla bir daha karşılaşmamak. Ama olası durumlara da hazırlıklı olmak lazım. Çevre Bakanlığı olarak da bu konuda altyapımızın yeterli olduğunu görmek bizlere mutluluk verdi. Çok çok teşekkür ediyoruz. Tabii zorlu bir süreç. Yani atık yönetimi anlamında Türkiye'nin gerçekten çok ileri çalışmaları var, planları, stratejileri var. Ama bir yandan da hani bu sorunun hala devam ettiğini de görüyoruz. Marmara'daki krizimiz bunların bir örneklerinden bir tanesi. Hepimizin çıkarılacak dersleri var ama tabii tıbbi atık yönetimi de yani aslında hepimizin gündemine oturmuş oldu pandemiyle birlikte. Bizim projemizin size katkıları nasıl oldu, yansımaları nasıl oldu? O konuda geri beslemelerinizi alabilirsek memnun oluruz. Biz bakanlık olarak UNDP ile çok sık projeler yapıyoruz. Kimyasallarla ilgili yapıyoruz, iklimle ilgili yapıyoruz, atıkla ilgili yapıyoruz. Sürekli dirsek teması halindeyiz ve büyük projeleri birlikte gerçekleştirebiliyoruz. Bu anlamda UNDP'nin bize sağlamış olduğu desteklerden ve projelerden dolayı da teşekkür ediyorum. Diğer bir konu ise
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak biz tabii ki hani atık dairesinde tıbbi atıkları tamam kapasiteler var ama yeni yeni kılavuzlar oluşturmak lazım insanların kullanabileceği. Bununla ilgili öyle güzel bir tesadüf oldu. Geçen sene biz arkadaşlarımızla şöyle bir proje yapalım dedik. Özellikle sağlık kuruluşlarından kaynaklanan tıbbi atıklar, tehlikeli atıklar, tehlikesiz atıkların yönetimine ilişkin bir kılavuz hazırlayalım. Sağlık çalışanlarımız bu kılavuzlara bakıp hangi atık nedir, neden dolayı, nereye atılması gerekiyor, hangi kapla birleştirilmeli, ne tür tehlikelilik özellikleri vardır, bunu sağlık kuruluşu içerisinde nasıl taşıyalım, nerede depolayalım, buradan nasıl gönderelim yakmaya ya da sterilizasyon tesisine, böyle bir rehber hazırlayalım, yanında bulunsun. Atıyorum hemşire arkadaşımız, sağlıkçı arkadaşımız, doktor arkadaşımız kullandığı malzemeler atık olduğu zaman nereye atacağım derdi çekmesin. Kafası takılıyorsa açıp bakabilir. Bugün bu üniteden çalışır, yarın başka bir üniteye gider, başka bir poliklinikte çalışır. Orada da faydalanabilir. Böyle geniş kapsamlı bir proje yapmayı planlıyorduk. Derken UNDP'nin COVID-19 yanıt ve bu projesi kapsamında gelince baktık ki bu projenin yeri burasıymış. Sağ olsunlar bu konuda ortak bir çalışma yaptık. Bir kılavuz hazırlıyoruz. Daha doğrusu nihai hali verildi gibi. Orada hangi atık nedir, atık kodu nedir, nasıl yönetilir, buna ilişkin bir kılavuz oluşturuluyor. Bu kılavuzu tabii ki çok böyle kağıt ortamında basıp da dağıtmayı düşünmüyoruz. Daha çok dijital ortamda kullanılmasını sağlamaya çalışacağız. Bunun da özellikle Sağlık Bakanlığı'na veya gerçek ve tüzel kişinin açmış olduğu sağlık polikliniği olabilir, muayenehanesi olabilir. Buralarda çok güzel faydalanacağını düşünüyoruz. Bu konuda da UNDP'ye de teşekkür ederiz. Biz çok teşekkür ediyoruz. Tabii özellikle sağlık alanında ekipman desteği, işte konteyner, poşetlerin işte temin konusunda destek olduk ama onun ötesinde politika anlamında sizin politikalarınızı yerele indirme, uygulama noktasında, evet, pratik çözümler bulma noktasında da katkıda bulunmaktan çok çok büyük mutluluk duyuyoruz. Tekrar çok çok teşekkür ediyoruz. Ben son konuğuma geçmek istiyorum. Ahmet Şimşek Bey, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü'nde daire başkanı kendisi. Tabii biz krize başlarken sağlık krizi olarak başladı ama devamında tabii bir insani krize, sosyoekonomik kalkınma krizine doğru evrildi. Bu noktada kalkınma ajanslarının krizin başından bu yana gerçekten çok acil önlem yanıtları oldu. Sahada farklı ortaklarla farklı çalışmalar, hibe programları yürüttünüz. Bu noktada kurumsal olarak sizin nasıl etkilendiğinizi aslında merak ediyorum. Kendi çalışmalarınız COVID-19 ile birlikte nasıl evrildi? Yerelde özellikle sosyoekonomik kalkınma noktasında sizlerin nasıl bir katkısı oldu? Gözlemleriniz nedir? Bundan sonraki süreçte hep birlikte nasıl adımlar atabiliriz? Sizden dinleyebilirsek memnun olurum. Teşekkür ediyorum. Tabii ki pandemi ilk Wuhan'da başlayınca tüm ülkelerde bir hazırlık sürecine girdi. Ülkemizde, bakanlığımızda bu noktada bu pandemiyle, bu krizle nasıl mücadele edebiliriz yönünde birçok kendi iç süreçlerini işletmeye başladı. Kurumsal olarak elbette öncelikle bizler açısından önemli olan iş sürekliliğinin sağlanmasıydı. Bu noktada gerek çevrim içi düzenlemelerle, gerekse bakanlıkta oluşturulan ekiplerle bir takım tedbirleri almış olduk. Bakanlık bir hizmet kuruluşu olarak sanayiciye ve girişimciye sunduğu hizmetlerin aksamaması gerekiyordu. Bu noktada tüm tedbirleri aldığımızı ifade edebiliriz. Elbette ki ülkemiz aslında farklı kriz türlerine müdahalede dinamik bir yapıya sahip. Bunu çok net bir şekilde gerek afetlerde, gerekse göç gibi kitlesel akımların yaşandığı alanlarda görüyoruz. Bu pandemi sürecinde de benzer bir dinamik yapıyı ve hızlı karşılık verme
fonksiyonunu ülke olarak, bakanlık olarak işlettiğimizi düşünebiliriz. Özellikle bakanlık olarak kendi iç süreçlerimizin, iş sürekliliğinin devamının dışında bizler sanayiciye ve girişimciye hizmet eden, onların süreçlerini hızlandırmaya ve devamlı hale getirmeye hizmet eden bir kuruluşuz. Bu noktada bakanlık olarak, bakanlığımız ve bağlı ilgili kuruluşlarımızla birlikte aşı çalışmalarından üreticinin, girişimcinin finansmana erişimine kadar birçok alanda farklı müdahale türleri geliştirdik. Özellikle aşı gelişmelerini çok yakından takip ediyorsunuz. İnsanların aşının dışında insanların ihtiyacı olan kişisel koruyucu giyimler ve maskeye ulaşım noktasında bakanlığımız çok önemli tedbirler aldı. Gerek kumaş temininde gerekse de maske üretiminin devamlılığını sağlamak bakımından tüm dünyaya örneklik teşkil etti. Hatta kendi maske temimimizin dışında başka ülkelere de maske ihracat, ithalat yapmaya başladık, kumaş başta olmak üzere. Dolayısıyla birçok alanda bakanlığımızın önemli müdahale tipleri oldu. Özellikle üretim alanlarında ve hizmet alanlarında temiz üretim süreçlerinin işletilmesi noktasında büyük bir başarı sergiledi. Fabrikalarda üretim sürekliliğini sağlamak bakımından, işçilerin güvenliğini sağlamak bakımından hızlı bir şekilde Türk Standartlar Enstitüsü'nün standartlarına uymak üzere bir takım kılavuzlar ve fabrikalara yönlendirici işlevler yürüttük. Özellikle yasal düzenlemeler bu noktada bakanlığımızın katkı verdiği önemli konulardan biri oldu. Sanayicinin ve girişimcinin hizmet sürekliliğini sağlamak üzere e-platform uygulamalarıyla onların daha hızlı hizmetlere erişimini sağladık. Diğer taraftan bir takım projelerin uygulama sürekliliğini geliştirmek bakımından da süre uzatımı gibi konular devreye girdi. Tabii bakanlığımızın en önemli etkisi girişimcinin ve sanayicinin hibe ve desteklerle bu pandemi sürecinin sıkıntısız bir şekilde atlatılmasıydı. Bu noktada tüm kurumlarımız, bağlı ve ilgili kurumlarımız kendi görev alanlarına uygun bir şekilde üretici ve girişimciyi destekleyen destek mekanizmaları ilan etti. Kalkınma ajansları da tabii ki bu sürece duyarsız kalamazdı. Bizler de pandemi döneminde çok önemli bir teklif çağrısını, finansal desteği girişimcilerimizle ve üreticilerimizle buluşturduk. Genellikle kalkınma ajansları bildiğiniz üzere lokalde faaliyet gösteren ve yerelin potansiyellerine müdahale eden bir hizmet alanı tanımlı. Ancak biz ajanslarımızı sadece potansiyellere odaklanan ve bölgelerin kalkınmasını tetikleyen yapılar olarak görmüyoruz. Bölgelerimizin farklı kriz tiplerini tanımlayarak kriz öncesi ve kriz anında daha dirençli, daha dayanıklı bölgeler haline getirilmesi noktasında da faaliyetler yürütüyoruz. Covid-19 krizi baş gösterdiğinde bizim elbette ki bu krize duyarsız kalmamız mümkün değildi. Bu noktada kalkınma ajansları tüm bölgelerde, 26 kalkınma ajansımız eş zamanlı olarak Covid-19'a dayanıklılık ve mücadele isimli bir mali destek programı yürüttü. 220 milyon TL bütçeli bu destek programı ajanslar açısından aslında ilkti. Her ne kadar lokal müdahale tiplerimiz olsa da 26 ajans eş zamanlı olarak tüm bölgelerde, 81 ilimizde bu programı başarıyla yürüttü. Burada bizler Covid-19'un özellikle iş sürekliliğinde kesintiye uğramaması, gıdadan sanayi üretimine kadar bölgelerimizde öne çıkan sektörlerin bu krizden etkilenmemesi adına bir program geliştirmiş olduk. Bu programda çok başarılı projeler aslında gerçekleştirildi. Örneğin hani bunlardan aklıma gelen bazılarını sıralayacak olursak, pandeminin ilk döneminde maske ile birlikte alından ölçer termometre cihazlarının çok
talep görmesi nedeniyle erişimde zorluklar yaşanmıştı. Bu noktada yerli bir üretimi gerçekleştirmiş olduk örneğin. Diğer taraftan maske üreticileri çoğaldı ülkemizde. Tekstil sektörü özellikle hızlı bir şekilde maske üretimine geçti ama bunların test ve akreditasyonu noktasında gerekli koşulları sağlamak üzere bir test merkezi TÜRTAKMAM'da kurduk. Yalnızca test merkezi olmanın ötesinde bir ARGE merkezi işlevi de taşıyan bir merkezdi. Dolayısıyla Kalkınma Ajansı'nın desteği üretimde sürekliliği sağlamak üzere girişimcilerin herhangi bir aksaklığa meydan vermemesi adına gıda ve özellikle sanayi alanında bu müdahaleyi gerçekleştirdik. Bu noktada yerelde önemli bir kapasitede geliştirilmiş oldu. Özetle ben hani bakanlığımıza, kalkınma ajansları açısından COVID-19'a müdahalemizi bu şekilde ifade edebilirim. Çok çok teşekkür ediyoruz. Tabii kalkınma ajansları bizim UNDP olarak en stratejik ortaklarımız arasında yer alıyor. Bu projede de özellikle hani krize anında yanıt vermek, orta ve uzun vadedeki etkilerini beraber değerlendirme noktasında güzel çalışmalara imza attık. Ve de aslında ya bu projeyle birlikte kalkınma ajanslarında krizin yönetimi ve aslında önleyici tedbirleri nasıl beraber hayata geçirebiliriz? O noktada da güzel çalışmaları hayata geçirdik. Projenin sizin özellikle sizin genel müdürlüğünüzün ve kalkınma ajanslarının işleyişi, bunu altyapı olabilir, eğitim olabilir ya da diğer sektörler anlamında nasıl bir katkısı oldu? Ondan da kısaca bahsedebilir misiniz? Tabii ki. Tabii biz bir mali destek programı ilan ettik dedik ama bunun dışında ajanslarımız yerelde yerel aktörlerimizle müdahale edilmesi gereken alanlara bir kolaylaştırıcı rol üstlenerek valiliklerimize, belediyelerimize katkılar sağladı. Bu projede bizim ajanslar olarak aslında üçüncü müdahale alanımızı örnek olarak gösterebiliriz. Bu proje çok bileşenli bir şekilde yürütüldü. O yönüyle birçok bileşeni olan, unsuru olan bir nitelikteydi. Elbette hani kalkınma ajansları denilince akla finansal destekler geliyor. Yani proje finansmanı, bütçe gibi unsurlar öne çıkıyor. Fakat ajanslar bu işlevinin dışında çok daha önemli özelliklere sahip, önemli fonksiyonları var. Bunlardan en önemlisi yerelde bir koordinasyon mekanizması oluşturup tarafları bir araya getirme, karar süreçlerini ortak bir halde yürütme ve birlikte müdahale türleri geliştirme. Bunun dışında ajansların yerel bilgi üretme kapasitesi de çok önemli konulardan bir tanesi. Bu projede aslında bizim finansal desteklerin dışında bu fonksiyonlarımızı, biraz önce saydığım fonksiyonlarımızı güçlendiren bir özelliğe sahipti. Bunları hani bileşenler bazında özetleyecek olursam, öncelikle COVID-19 birçok sektörü derinden etkiledi. Özellikle insan akımı ve mal ticaretinde büyük aksaklıklara neden oldu. Bu aksaklıklar ithal girdilerin ülkemize getirilmesinde ya da ülkemizde üretilen ürünlerin dışarıya satılması noktasında birçok sevkiyatlarda süre uzatımı gibi nedenlere sebebiyet verdi. Özellikle limanlardaki iş yoğunluğu, iş yükü arttı. Lojistik süreler çok önemli ölçüde etkilendi. Bu da haliyle tüm ticareti ve üretimi başından sonuna etkiledi. Bu noktada biz bölgelerimizde öne çıkan sektörlerin COVID-19 krizinden ya da bundan sonra karşılaşacağımız farklı kriz türlerinden etkilenmemesi adına bir takım sektörel çalışmalar yürüttük. 25 adet makine, lojistik, otomotiv, tekstil ve gıda sektöründe farklı bölgeler özelinde sektörel analiz ve kılavuz çalışmaları yürüttük. Bunlarla aslında şunu murad ettik. Biz bu sektörlerden herhangi bir kriz anında, pandemi olabilir, afet olabilir, göç olabilir, farklı kriz türlerinde nasıl etkilenmeden, nasıl ayakta tutabiliriz ve herhangi bir kriz anında bu sektörlerde üretimi ya da hizmet sürekliliğini adaptif bir şekilde krizin türüne göre nasıl dönüştürebiliriz, evirebiliriz, buna yönelik
çalışmalar gerçekleştirdik. Bu çalışmaları hani rapor halinde sizlerle birlikte tamamladıktan sonra lansmanını yaptık. Sektörden çok önemli geri dönüşler aldık. Yani her sektöre biz sektör temsilcilerine ve kurumlara bu raporların detaylarını anlatmaya başladık. Onlardan böyle bir talep geldi. Sadece yerel düzeyde bu sektörlerin baskın olduğu illerde değil, ulusal düzeyde de bu şekilde bir etkisi oldu. Bu raporlar şu an bizim online platformlarımızda erişime açık bir şekilde bulunmakta. Tüm taraflar, ilgi duyanlar erişebilirler. Diğer taraftan bu sektörlerde yeni pazarlara erişim konusu oldukça önem arz ediyor. Yani Covid-19 krizi üretim süreçlerini etkiledi ama bir takım fırsatlar da oluşturdu. Özellikle küresel tedarik zincirinin etkilenmesiyle birlikte yeni yatırımcılar, reshoring dediğimiz yeni alanlara ulaşma gibi konulara ülkeler bu alanlarda arayışa girdiler. Bu noktada biz üretim kabiliyetlerimizi göz önünde bulundurduğumuzda ne üretebiliriz ve bu ürettiğimizi hangi pazarlara satabiliriz çalışması gerçekleştirdik. Bir ürün uzayı ve yeni pazar analizi çalışması. Bu da yine sektörün oldukça ilgisini ve üreticilerin oldukça ilgisini çeken bir çalışma oldu. Özellikle özel sektör temsilcileri, üreticilerimiz mevcut makine parkurlarıyla, mevcut kapasiteleriyle ilave ne üretebiliriz? Bunun yanıtını buldukları için oldukça ilgi gördüğünü düşünebiliriz. Bu bizim sektöre bilgi, know-how anlamında ortaya koyduğumuz konulardı proje bazında geliştirdiğimiz. Tabii projeyle birlikte hiç şüphesiz etkilenen taraflardan birisi de KOBİ'lerdi. Üretim yapan işletmelerimiz, girişimcilerimizdi. Bunlara bakanlık olarak, ajanslar olarak kapasite geliştirme noktasında bugüne kadar özellikle makine teçhizat yönüyle birçok destekler sunduk. Ama KOBİ'lerimizin ihtiyaç duyduğu en önemli konulardan birisi de onların yönetim kabiliyetlerini artırmaktı. Kurumsal kapasitelerini artırmaktı. Biz son dönemde ajanslar olarak yönetim danışmanlığı alanını ajanslar bakımından bir öncelikli olan alan olarak tanımladık. Bu projede bizim bu kurgumuzu çok destekler mahiyette idi. Bu noktada KOBİ'lerin e-ticaretten sosyal medya ya da dijital pazarlamaya kadar üretimde verimlilik, enerji verimliliği, üretim proseslerinde verimlilik, yalın üretim gibi çok farklı alanlarda know-how'a ulaşmalarını sağladık. Bir üretim sürecinde uluslararası pazarlara erişmek için ihtiyaç duyulan sertifikasyon nedir ve bunu nasıl alabiliriz gibi farklı niteliklerde, özelliklerde bir yönetim danışmanlığı ve kapasite geliştirme faaliyetleri yürütüldü. Burada ilgi duyan, bunlar tamamen çevrimiçi şekilde gerçekleştirildi ama ilgi duyan işletmelerimize de yerinde, sahada birebir danışmanlar eşliğinde uygulamalar gerçekleştirmiş olduk. Bunlar da aslında KOBİ'lerimizin zihinsel dönüşümü, onların sadece kurumsal kapasite ya da üretim kapasitesinin artırılmasından çok yeni alanlara odaklanma, kurumsallaşmalarını sağlamak bakımından çok önemli katkılar sunduğunu söyleyebiliriz. KOBİ'lerimizden aldığımız geri bildirimler de bunları ispat ediyor. Tabii pandemi özellikle kadınlar ve gençleri belki en fazla etkileyen alanlardan biriydi. Özellikle ülkemizde ne eğitimde ne işte olan bir kesim var. NEET denilen bir kesim var. Bu kesimin becerilerini artırmak, onların istihdam edilebilirliklerini sağlamak üzere onlara da bir takım eğitimler gerçekleştirdik. 3000 kişinin üzerinde bir kitle bu eğitimlerden yararlandı. Gençlerle tek tek görüştük, istişareler ettik. Eğitimlerin onların hayatında yaptığı dönüşümü anlamaya çalıştık ve gerçekten hani bakış açılarını, kendilerinin eğitimde aldığı teorik bilgilerin dışında bakış açılarının çok önemli ölçüde değiştiğini gördük. Bu noktada e-ticaret, sosyal medya alanlarında pazarlama, dijital pazarlama gibi daha her sektörü kesen konularda eğitimler verdiğimiz gibi bu biraz önce saydığım sektörlerin ihtiyaç duyduğu program dillerinde de gençlere eğitimler verdik. Örneğin Katya, SolidWorks gibi alanlarda gençlerimizin yetkinliklerini artırdık. Bu yetkinlikler onların istihdam edilebilirliklerinde önemli bir unsur olacaktır diye düşünüyoruz.
Tabii bu eğitimi tek başına bırakmadık. Gençlerin çevrimiçi etkinliklerle kariyer planlaması yapmalarına yönelik kariyer etkinlikleri de düzenledik. Sektörde öne çıkan kişilerin, lider kişilerin gençlerimize ilham vermesi açısından birçok etkinlik düzenledik. Salt bir eğitimin dışında onların motivasyonunu artıracak, hayat tecrübesi aktarılabilecek kişilerle bir araya getirerek onlarına birer perspektif çizme fonksiyonu da bu projeyle birlikte gerçekleştirmiş olduk. Tabii çok bileşendi, ben aklıma geldiğince sıralıyorum. En önemli katkıları da elbette kalkınma ajanslarımız burada bu projede yararlandı. Biz kalkınma ajanslarının kurumsal kapasitesini çok önemsiyoruz. Yani ajansların kuruluş felsefesi zaten yerelde kurumsal kapasiteyi artırmaktı. Bu noktada ajanslarımız da bu projeden kurumsal olarak istifade etti. Tüm personelimiz afetlere, krizlere karşı nasıl mücadele edebilir? Buna yönelik bir takım eğitimlerle, 8 modül eğitimle onların kapasitelerini artırmaya çalıştık. Öncelikle biz herhangi bir afet anında afet zede olmamak adına, yani ajans personelinin aileleriyle birlikte afet zede olmamalarına yönelik taşıması gereken yetkinlikleri onlara aktarmaya çalıştık. Bunun dışında sahada yürüyen binlerce projemiz var. Kalkınma ajansları bugüne kadar 23 bin üzerinde projeyi hayata geçirdi. Bu projelerin herhangi bir afet anında aksamadan devam etmesi için almamız gereken tedbirlere yönelik yine kurumsal kapasitemizi geliştirdik ve en önemlisi de afet sonrası toparlanma ülkemiz açısından önemli. Afetin ilk anında müdahale tipleri bakımından ilgili kurumlarımız olmakla birlikte bu afetin bölgeye verdiği zararı en aza indirmek, ekonomik toparlanmayı sağlamak üzere ajansların yetkinliklerini artırdık. Yani bu belki bizim ajanslar olarak çok önem verdiğimiz konulardan biri. Biz sadece bölgesel potansiyellere odaklanmıyoruz. Kentlerin dayanıklılıklarını kriz anında ve sonrasında etkilenmemelerini de önemsiyoruz. Bu yönüyle bu projenin personelimiz üzerinde çok önemli bir etkisi oldu. Tabii bunun sürdürülebilir kılmak adına da bir kılavuz çalışması gerçekleştirdik. Bunu da oldukça önemli görüyoruz. Yerelde örneklerine baktığımızda ilk diyebiliriz. Ajanslar afet öncesi, afet anı ve afet sonrasında bu süreci nasıl yöneteceklerine dair bir kılavuzu ortaya koymuş olduk. Yani herhangi bir afet öncesinde bölge hangi kriz tiplerine açık, bunu tespit ettik. Afet olduğunda ilk 24 saatte ne yapması gerekiyor? İlk 48 saatte, ilk hafta neler yapması gerekiyor? Bakanlıkla nasıl irtibat kurması gerekiyor? Ya da yerelde biliyorsunuz ajansların yönetim kurulları var. Kentin önemli şehir yöneticileri, valiler, ticaret odası başkanları ve büyükşehir belediye başkanları bizlerin karar organı ajanslarımızın. Bunları da etkilemek adına ve afet sonrasında ekonomik toparlanmayı sağlamak adına bir kılavuz çalışması da ortaya koyduk. Burada personelinize çok teşekkür ediyoruz. UNDP ekibi gerçekten ajanslarımız açısından vizyoner bir çalışmayı da ortaya koydu. Biz bu çalışmanın hem yerelde hem de merkezde kurumlara çok büyük bir etkisi olacağını düşünüyoruz. Tüm kurumlarımıza paylaşmayı düşünüyoruz. Bu noktada merkezi kurumlarımızda bir kapasite olmakla birlikte yerelde bu kapasiteyi artırmamız gerektiğini düşünüyoruz. Bu yönüyle de öncü bir rol üstlendiğimizi düşünüyoruz. Çok önemli çıktıları oldu projenin. Çok hızlı bir süreçte ilerledi. Teşekkür ediyoruz. Biz çok teşekkür ediyoruz Ahmet Bey. Projeyi çok çok güzel özetlediniz. Özellikle sizinle birlikte çalıştığımız ayağını. Tabii biz projede entegre ve bütünleşik bir yaklaşım sergilemeye çalıştık. Sağlık sektörüne yanıttan özellikle çevre etkilerini minimuma indirecek atık yönetimi kapsamındaki katkılarımız ve sosyoekonomik yerelde birebir yine hem ajanslarla hem özel sektörle hem kadınlarla, mültecilerle ve diğer etkilenen bütün kesimlerle bir arada ve onların sesini de duyarak çalışmaya ve faaliyetlerimizi buna göre tasarlamaya çalıştık. Güzel bir şekilde de sonlandırdığımızı düşünüyorum. Tabii siz de bahsettiniz özellikle kriz bize gerçekten çok şey öğretti.
Bu süreç içerisinde çok sıkıntılı, gerçekten bütün kesimler farklı etkilendi. Ama herkes etkilendi diyebiliriz. Ama bir yandan da krizin getirdiği bazı fırsatlar da var. Aslında sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin önündeki mevcut sadece Türkiye'de değil, tüm dünyanın hani önünde olan iklim değişikliği, özellikle mülteci sorunu, mülteci krizi gibi birçok konu tekrar gündeme geldi. Ortak yaklaşımlar geliştirildi. Bu noktada tırnak içerisinde bir fırsat olarak da görüyoruz. Ben herkese çok çok teşekkür etmek istiyorum UNDP adına. Bugün burada yoklar ama sadece hani bakanlıklarımızdan değil, özel sektörün çok kıymetli katkıları oldu. Hedefler için İş Dünyası platformu projemizde aktif bir şekilde destek oldu. Sivil toplum örgütlerinin, Habitat'ın, İNGEB'in hem eğitim çalışmalarında hem de özellikle sahadaki iş geliştirme desteği noktasında katkıları büyük. Onları da burada, eminim burada yoklar bugün ama bizi izliyorlar. Onlara da tek tek çok çok teşekkür etmek istiyorum. Projemizin sonuçlarına dayanarak daha uzun vadeli çalışmaları hep birlikte hayata geçirmek istiyoruz. Bunu bir başlangıcı olarak aslında kalkınma ajanslarımızla birlikte KOBİ'lerin dijitalleşmesi yönünde çalışmalara başladık. Bunun dışında yine atık yönetimiyle ilgili çalışmalarımız devam edecek. Sağlık Bakanlığı ile ilgili olan zaten ortaklığımız çok stratejik. Onu da devam edeceğini umuyoruz. Bu süreçte edindiğimiz dersleri, iyi uygulamaları bundan sonraki süreçte de yansıtacağız. Bunlardan ders alacağız. Ben tekrar herkese çok çok teşekkür etmek istiyorum. Tabii ki, buyurun. Kalkınma ajansları tabii yıllardır var. Güzel çalışmalar yaptığını da biliyoruz ama Çevre Bakanlığı olarak bizim de biliyorsunuz bir çevre ajansımız kuruldu. Evet. Hakikaten yapı ve görev olarak çok geniş kapsamlı olacak. Çevre ajansımızın da gerek depozito gerek çevresel kirliliklerin önlenmesi yönünde birçok projeleri olacaktır. Bu projelerde de yine UNDP ile birlikte çalışmak güzel olacaktır diye düşünüyorum. Çok çok teşekkür ediyoruz. Memnuniyetle biz de elimizden gelen katkıyı sunmaya çalışırız. Tekrar çok teşekkür ediyorum. Bizi hem burada gelen, bize katılan misafirlerimize hem de sizlere iyi günler diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Çok kıymetli panelistlerimize ve moderatörümüze teşekkür ediyoruz. Aslında bu sıcak Ankara gününde kusura bakmayın biraz güneşin yakıcı etkisiyle bir araya geldik. Mayıs ayında yapmış olduğumuz bir etkinlikte bu kadar sıcak olmadığı için hani Haziran'da da bunu yapalım dedik Ankara'nın havasına güvenerek ama kusura bakmayın biraz sıcak bir gün geçiriyoruz. Biz hem panelistlerimize hem moderatörümüze teşekkür ettik. Burada belki bir şeyi çok vurgulamak gerekiyor. Seher Hanım'ın da bahsettiği gibi ortaklıklar konusu, yani sürdürülebilir kalkınma amaçlarının 17.si olan sürdürülebilir ortaklıkla aslında sürdürülebilir kalkınma amaçları için ortaklıklar. Bu proje bir şekilde bunu da hayata geçirmiş oldu. Hem kurumsal olarak UNDP Türkiye içerisinde bütün birim ve ekiplerin birlikte çalıştığı, hem de farklı bakanlıklarla, özel sektörle ve özellikle de sivil toplumla bir arada çalıştığımız çok partnerli bir çalışma oldu ve biz bundan da çok memnun kaldık. Bazı filmlerimizi göstermek istiyoruz size. Çok da fazla lafı uzatmadan bazı başarı örneklerimizi filmleştirdik. Aynı zamanda da hem İngilizce hem Türkçe bir broşür hazırladık. Aslında girişte o broşürlerden de alabilirsiniz. Film gösterimine de başlayabiliriz. Buyurun lütfen. Proje fikri ulusal ve uluslararası ortaklarla geliştirildi. Covid-19 pandemisinin etkilerinin azaltılması amacıyla Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı UNDP ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü zaman kaybetmeden Japonya hükümeti fonundan destek alarak Covid-19 krizine yanıt ve dayanıklılık projesini hayata geçirdi.
projeyi başarıya taşıyacak olan hedefler belirlendi. Projede öncelikle pandemiden etkilenen kırılgan sektörlere odaklanıldı. Turizm, tekstil, makine, otomotiv, gıda ve lojistik. Sektörlerin kurumsal kapasiteleri, krize dayanıklılıkları desteklenerek daha güçlü bir şekilde toparlanmaları hedeflendi. Eğitimde ve istihdamda olmayan gençlerin mesleki becerilerinin geliştirilmesi amaçlandı. Projenin çıktılarını ortaya koyan sektör raporları hazırlandı. Teknik toplantılar, kalkınma ajansları, sektörel çalışma gruplarıyla istişareler, küresel ve ulusal masa başı veriler, sektörel bölge bazlı odak grubu toplantıları gerçekleştirildi. Bu toplantılar sonucunda projenin çıktılarını ortaya koyan 25 adet rapor hazırlandı. Bölge bazlı kırılgan sektör raporu ve kılavuzları, yeni pazar analizi ve ürün uzay analizi raporları. KOBİ'lere yönelik eğitimler ve danışmanlık hizmetleri gerçekleştirildi. Proje kapsamında KOBİ'lere yönelik teknik eğitimler ve sertifikalı eğitimler düzenlenerek aynı zamanda birebir danışmanlık hizmetleri verildi. Şubat, Mart ve Nisan ayı dönemi içerisinde gerçekleşen eğitimlerde toplamda 1558 kişiye ulaşıldı. 682 farklı kişi ve 458 farklı işletme. %37 kadın, %63 erkek katılımcı. Projenin sonunda toplamda 1000 farklı KOBİ'ye ulaşılması hedefleniyor. Kriz ve afetler için pratik yol haritaları oluşturuldu. Kalkınma ajansları çalışanlarının kriz ve afetlere yönelik yetkinliklerinin arttırılması için 8 modüllük eğitim tasarlandı. Oluşturulan bu modüller sonucunda can güvenliği, hizmet sürekliliği ve ekonomik toparlanmaya ilişkin kılavuzlar ve bu kılavuzlarla birlikte türünün ilk örneği olarak öne çıkan kriz ve afetler için pratik yol haritaları hazırlandı. Ne eğitimde ne de istihdamda olan 3072 işsiz genç eğitimlerden faydalandırıldı. Sektörlerde dijital program becerilerini geliştirmenin yanı sıra e-ticaret, dış ticaret, sosyal medya pazarlama ve iletişim eğitimlerinden de yararlanması sağlandı. 3072 işsiz genç eğitimlerden faydalandırıldı. Proje ile sektörlerin krize dayanıklılıklarını arttırmaya yönelik etkimiz büyüyor. Kurumsal kapasitenin geliştirilmesi, KOBİ'lerin ve gençlerin güçlendirilmesiyle Türkiye'nin kriz ve afetlere yönelik dayanıklılığının arttırılmasına önemli katkılar sağlıyor. Kimseyi geride bırakmadan daha iyiyi inşa etmeye devam ediyoruz. In a new social approach to freelancing, the Syria crisis has forced thousands of Syrian professionals with digital skills to leave their country. Also, many young Syrians attended ICT courses in Turkey and built a career in software development, design, translation, editing, content development, social media management and many highly demanded digital work lines. Moreover, Syrians taking computer classes could transform into freelance working opportunities such as data entry and ATA cleaning. Freelance work could provide opportunities for women and persons with disabilities with basic or advanced computer skills. But, all these skills need to meet with the local, regional and global market. Freelance economy continuously expands each year, even more with the COVID-19 pandemic. Between 20-30% of workforce in developed companies are engaged in freelance or independent work. Hiring managers expect a 168% increase in the amount of work done by flexible talent in the next 10 years. Rakin is established by UNT Turkey, UNT Bangladesh and Migrant Nation Foundation's joint efforts to open a new door for Syrian refugees in global digital markets. How does it work?
Duckin performs duly as a freelance platform by itself and as an aggregator platform of widely used global freelancing sites. Worldwide known freelancer sites such as Fiverr, Guru and Piopopaha already agreed to collaborate with HDuckin. Clients all around the world can direct their projects to find talented Arabic-speaking professionals. Widely used payment gateways will guarantee safe, secure and easy payment both for companies and freelancers. Duckin advisors follow up on the projects and supervise the freelancers to ensure the task's timely and successful delivery. The chat module allows smooth communication between the freelancer and client. Syrians living in Turkey can register to the platform as freelancers by generating profiles. Join Duckin and be part of an initiative of people on the move that will grow from local to global. Liste uzun, sigortaları yok ama işleri çok. Bu nedenle ev konularının da emekli olabilmesi için gençler, yani kısacası onlar ne öğrenciler ne de çalışan. OECD verilerine göre dünya çapında sayıları hızla artıyor. Birkaç tane kısa film de izletmek istedik aslında yapılan konuşmalar üzerine. Ben hem kuruluşum adına çok teşekkür ediyorum çalışma arkadaşlarım adına da. Programımızın aslında burada sonuna geldik. Bir kısa değerlendirme konuşması Sayın Lüysa Hanım yapmak isterse tabii ki kürsüye davet edebiliriz. Buyurun Lüysa Hanım lütfen kapanış için.
Thanks very much. On a sunny day like this, I really have to thank you all for your endurance in the sunshine. So I think we all feel good that we're getting our vitamins from the sun, but also it's a time to go into the shade and perhaps enjoy some refreshments. So really, with big thanks for all of our partners and especially the Japanese ambassador and the government of Japan, thanks so much for helping us work together to develop a lot of really good coping strategies that we can rely on beyond the pandemic, and to express great optimism that with the resilience of especially the Turkish healthcare system, we seem to be moving very, very rapidly to a vaccine rate that's very promising. So to look forward to events like this in the future with full participation, but also to continue our good collaboration online is developed already. So with that, I would close the program. Thank you very much for attending and invite you to the shade and some cool refreshments. So thanks so much.